Türkiye'deyiz arkadaşlar. İnsanların tercih ettiği kocalarının inançlarını bir önceden açık ve net bilmeleri lazım. İmanlarını, inançlarını bilmediğiniz kimselerle bir ön görüşme yapmayın. İş kemikleştiğinde geri dönemezsiniz. Bir ömür boyu nikahsız yaşamak zorunda kalırsınız. Dünyanın en sağlam kurumları nikah kıysa da Allah'ın olmaz dediği şeye arkada kimse olur diyemez. Tehlikeli bir şey. Ancak tabii ki tercihan müminlerden bile hanım veya bir beye gideceğiniz zaman mübarek peygamberimiz evlilikle alakalı yaptığı konuşmalarda fesvar bizatiddin izâ tekum menterdanı hulukahu ve dinu fezevicuhu açıklamalarında sizin kızını istemeye gelen birileri veya bizzat bazen görüşme yapıyor insanlar usullü veya usulsüz tercih edeceğiniz damat veya da koca adayı dininden memnunsanız, Müslüman bir şahsiyetse, kendi şahsı olarak da Müslümansa, ailenin dindarlısı bağlamaz. Bazen çok ters durumlar oluyor. Evlatlar dindar oluyor. Ebeveyn bu işten mahrum oluyor. Ebeveyn çok gerçekten Allah dertlisi oluyor. Evladına bu derdini taşıyamıyor. Nuh peygamber oğluna İslam'ı taşıyamadı arkadaşlar. Ana sağladı. Gece yalvardı, gündüz yalvardı. Evet, Lut peygamber evlendiği hanımla, tabi Müslüman peygamberlikten evvel evlendiği için tercih şansı yok. Peygamber olduktan sonra kendisi zaten peygamber ama eşi böyle bir şeye yanaşmadı. Uyuyuncaya kadar hanımına nasihat etti. Kahvaltıda nasihat etti. Ne bileyim tarla kazarken nasihat etti. Hayvan sağarken nasihat etti. Yolculukta zaten devenin önünde Lut peygamber arkada eşi böyle ileri geri yaylana yaylana gittiler. Ya hanım yapma etme diyerekten hem yüzleri güzel peygamberler genelde fiziken güzeldir. Sadece Yusuf peygamber değil. Bakmaya kıyamazsınız. Fizikleri güzeldir. Sesleri okşayıcıdır. Ahlakları kaymak zaten. Mercek altına yatırsanız vallahi peygamberde bir yamuk kusur bulamazsınız. Dostlara aşık, düşmanlara hayrandır peygamberlere. Dostları aşık, kendinden geçerin sarhoş diyeceğimiz kadar aşık. Düşmanları da en azından düşmanlığı sürse bile hayrandırlar. Kalitelerini onlar bile onaylar. Böyle bir sorun da yok. Her açıdan mükemmel bir güzele inanmadılar. Bu nasip meselesi. Bu yüzden bazen anne baba sağlamdır, evlat sakat olur. Bazen de ters olur. İbrahim peygamber kaymak, babası Azer put fabrikatörü. Piyasaya put üretip satıyor, ekmeği ondan. İbrahim peygamber de put kırıyor. Birisi yapıyor, birisi kırıyor. Farklı farklı işler. Böylece geçinip gidiyorlar. Geçinemiyorlar ama geçinip gidiyorlar. Şimdi dininden ve ahlakından memnun olduğunuz bir erkek size talipse, kapınızı böyle bir damat adayı çalmışsa fazla irdelemeyin diyor peygamberin. Verin gitsin ya, problem yaşarsınız. İnan problem yaşarsınız. Başka nedenlere takılmayın. Problem yaşarsınız. Kesin diyor, problem yaşarsınız. Niye reddettin? Yüzüne bakılacak kadar güzeldi. Yani beğendiğinde söylemiştin diyelim. Böyle bir tercih nedenlerinde 1000 tane neden var. Red nedenlerinde 1 tane neden var. Ekonomik. Veya başka bir neden. Hazreti Muhammed diyor ki evet, Hristiyan ve Yahudi asıllı orijinal olmak kaydıyla hanımlarla evlenirken böyle ibadette başarısız, tesettürde sorun yaşayan, Müslüman olduğu halde böyle bir takım arızaları olan delikanlılara da kız verilir. Kız alınır, sorun değil. Ama bu konuda bile peygamberimiz bunu yeterli görmüyor. Ben sizin peygamberinizim. Tercih konusunda bana danışacak olursanız ben size şöyle tavsiyede bulunurum. Lütfen dindar bir hanımı tercih et. Yine güzellikleri istediğin güzellikte olsun. Boyu, bosu, takıldığın bölge, yöre, töre neyse sorun değil. Ama mutlaka ve mutlaka evlilikte peşin çalışacaksınız diyor peygamberimiz. Dini bütün, kendi başına Müslüman, kendi isteğiyle örtülü, kendi içine gerek namaz kılan, mahreme de dikkat eden kimselerle evleneceksiniz. Derken nasihat önce aklıma geldi. Gariban bir hoca biliyorsunuz. Evlendirmeye karar vermiş köylü bunu. Ana yok baba yok, gariban bir hoca tipi.
Böyle garibanlığın gözü kör olsun derler. Ben bunu pek kullanmayacağım. Mübarek köyde evde kalmış, yaşı geçmiş böyle görüntüsü faul bir hanım bulmuşlar. Nasihat ona kerhen evet demiş fakat tabii ki çok da net bakamamış. Akşam olmuş. Yüzünden böyle kırmızı tül sarkmış bir hanımefendi. Yarı yürü bir yani isli lambanın ışığında bile açtığı zaman böyle bakılamayacak kadar maşallah. Bir fotoğrafa sahip. Köylü kız olduğu için de yani okuma yazması da yok. Hoca da dindar bir insan. Bu işleri bilen birisi. Hoca efendiye böyle cilveli cilveli kırıtarak sırıtarak hocacığım kocacığım İslamiyet'e göre ben pek sizin kadar bilgili değilim. Kimlere görüneyim, kimlere çıkayım, kimlere çıkmayayım anlamında helal haram ayrıştırmasını siz sağlayın. Kimin elini öpeceğim, kimin öpmeyeceğim, kimin yanına çıkacağım, kimin yanına çıkmayacağım, hangisi helal, hangisi haram beni yönetin lütfen anlamında kestirmeden konuşmuş. Kimlere görüneyim, kocacığım ve kocacığım, kimlere görünmeyeyim. Vallahi demiş avrat, bana görünme de. Kime görünürsen görünürüm. Hadi ikile. Bu iş burada biter. Daha gerdeğe girmeden hadi eyvallah çekmiş kaçmış. Şimdi gözünüzün gönlünüzün kabul edeceği bir delikanlı bir hanımefendi olsun. Sorun yok. Ama listenin başına neyi koyacaksınız? Allah'a bunu neden tercih ettiğinizi söyleyeceksiniz. Kulum niye tercih ettin bunu sen ya? Beni ikna et diyecek Allah, beni ikna et. Ya kulum, bu kızı niye tercih ettin? Beni ikna et. Nedenini söyle. Sen bu beye niye gittin kızım, nedenini söyle. Özür diliyorum, cünüplükten yıkanmayan kocasından şikayete gelmiş kız ana evine. Demiş ki, iş çok tehlikeli. Özür dilerim demiş, bağışlayın. Benim kocam yıkanmıyor bile demiş. Hemen bir mahkeme, aile mahkemesi. Damat gayet pişkin. Evet demiş, yıkanmıyorum. Ne var demiş. Olur mu böyle şey? Niye olmasın demiş. Siz kız istemeye geldiğimizde benim imanımı, ibadetimi bu eylemden sonra yıkanıp yıkanmayacağımı hiç gündem yaptınız mı? Benim karizmama baktınız, mal varlığıma baktınız, binama baktınız, aracıma baktınız, dolgun maaşıma baktınız, verdiniz gitti. Bu konularda hiç bana irdeleyici biçimde imanımı, ibadetimi, yıkanmaya gerek duyup duymayacağım böyle bir şeyi gereklilik olaraktan kabul edip etmediğimi konuştunuz mu? Yok. O zaman defolun demiş. Karışamazsınız. Niye tercih ettin? Bu kızı niye tercih ettin? Liste başına neyi oturttun? Ölçüler ve güzellik konusunu gavur da oturtur. Başka inançlar da oturtur. Yani Allah-u Teala'nın konu evlilik değil. Konu asimile olmakla alakalı bir konuydu. Allah-u Teala Hazretleri yani yabancılarla rahat Hırvat'a kız verdiler, aldılar. Sırplıya kız verdiler, aldı. O kadar böyle bir kaynak toplum oldular. Ne yapsınlar? O konuda İslam bilgiler yok, böyle konuşan hocalar yok, camiye toplanamıyorlar, gürül gürül konuşan biriler yok, medrese yok, tekke yok, arkadaşlar ne bileyim bir örgün, İslami eğitim yok. Nereden alacak bu bilgiyi? Yok, yasak. Allah-u Teala Hazretleri baktığın zaman bakın, velev acebetküm, kullandığı söz bu, çok hoşunuza gidiyor bir kadın. Velev acebeküm, çok hoşuna gidiyor bir delikanlı, çapraz konuşuyor. Çok hoşlandığınız bir kız, onsuzluk mu asla diyeceğiniz bir güzelliğe sahip. Bundan başkasını tercih edemeyeceğim diyecek kadar güzel bir delikanlı. Diyor ki Allah, vallahi vele abdün müminün vele emetün müminetün. İkisini birleştirerek at başı götürüyorum ayet tabiri caizse, aynı ayetler dizisinde ama bir köle parçası, kara, kuru bir Bilal, dünya güzeli o delikanlıdan daha hayırlıdır diyor Allah. Bir eme, bir cariye, bir savaştan yakalanmış bir, hiçbir hakkı olmayan, yeni zincirleri çözülmüş bir kızcağız. Hiçbir özelliği yok. Ama imanlı, namuslu, sağlam bir yapıya sahip. Bir cariye de olsa,
çok hoşlandığınız dünya güzellik yarışmasında birinci seçilen avrattan daha iyidir. Neden Allah ikisine şöyle birleştiriyor? Ülaike yed'ûne ilennâr vallâhu yed'û ilel cenneti vel mağfireti biiznih. Onlar sizi ateşe çağırıyor, ateşe. O koca seni ateşe götürecek. Gemli çıkışında derede su kenarına kurulmuş güzel bir yıkıntı restoran vardı. Şimdi el değiştirdi. Alkollüymüş. Mescidini gördük. Biz namaz kılmaya indik. Çıkarken yanımızda yaşlı bir zorlana zorla yürüyen bir hanım da bizimle beraber çıktı mescitten. Bakılamayacak kadar açık beyaz rengin hakim olduğu bir kız veya hanım onu götürüyordu. Biz bir arkadaş grubuyla namaz kıldığımız için gözümü ve gönlümü koruyarak Allah için bizim aileden birisi olsaydı bir Metin Hoca ona nasihat etsin isterdim. Düşüncesiyle arkadaşlarımın da oluşturduğu bir güvenlik çemberinde, şahitlik çemberinde kızcağıza veya kadıncağıza yumdum gözümü, açtım ağzım. Böyle bir hanımla beraber olmasının artılarından girerek örtülmesi gerektiğini Nur ve Ahzab suresinden Peygamberin sevgili kızı Fatıma, sevgili eşi Ayşe'deki bizzat şekil ve dizaynını Hazreti Muhammed'in yaptığını söyledim. Kadın hüngür hüngür ağladı. Bir masa gösterdi. Şu masada içen benim kocam dedi. Ben böyle değildim hocam dedi. Bu hanımın kızıyım. Ben böyle değildim dedi. O beni açtı. Kimsemizde yok. Anam da ben de onunla yaşamak zorundayız dedi. Beni bu hallere o getirdi. Çok üzgünüm. Dua edin lütfen dedi. Doğu'nun ezilen çocuklarından birisi İstanbul'da 3-5'i gördükten sonra arkadaşlarına çakır böyle sarhoş sofrası kurdurttu hanımına. Arkadaşları ya ne bu köylü kadını dedi ya aç başını, açtı başını eşinin. Ondan sonra koca tövbekar oldu. Kadına dön dedi ki örtün beni sen açtın dedi. İki tane itin yüzünden sen açtın beni, örtünmüyorum. Adam 5 vakit namaza döndü, tövbe etti. Zorla açtığı hanım bu sefer kabak çiçeğini geçti. Sizi ateşe çağırıyorlar. Bir ömür boyu göz zinası yapıyorsun. Bir ömür boyu namusunu kıskanmayan birisine kusura bakmayın ama İslam deyyus diyor. Cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden koklanır diyor Hazreti Muhammed. Kendisine bağlı hanım birimlerini kıskanmayanlar cennetin kokusunu alamayacak. Serbest piyasa ekonomisine karşı değiliz ama avrat unsurlarını serbest piyasaya sürmeye karşıyız. Hiç kusura bakmayın. Nasıl algılarsanız algılayın. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Ölüm var, ahiret var. Allah'ın çatır çatır bu işin hesabı var. Hiç kusura bakmayın. Tamam mı? O kadar. Sizi ateşe çağıran bir hanımla olmayacaksınız. Sizi ateşe çağıran bir kocayla olmayacaksınız. Vallahi yed'u ilel cenneti vel mağfireti biiznih. Size Allah çağırıyor ama bu Allah direkt insanlara böyle seslenerek sen Hazreti Musa mısın? Çeksin de sana Allah Tur-i Sina eşiğinde seslensin. Ve kellemallahu Musa teklima. Allah Musa peygambere bir çeşit konuşmayla konuştu diye okuduğumuz ayete göre Allah sana konuşmaz. Kim çağırıyor? Ben çağıracağım. Kocan örtün diyecek. Hanımın lütfen yakışmıyor bize diyecek. Hanım kocaya destek verecek. Koca hanıma yardımcı olacak. Böyle birbirine sırtı da verecek. Siz onlara elbisesiniz, onlar size bir giysidir diyen ayetlerde olduğu gibi birbirini ikmal ederek, tamamlayarak sarmaş dolaş cennetlik olacaksınız. Nice insanlar hanımlar yüzünden kaybettiler. Nice insanlar kocalar yüzünden kayboldular, gittiler. Orada öyle bir hayat olduğu halde savaşın sonunda elhamdülillah savaş sırasında ve sonunda öyle büyük bir toparlanıştı Allah onları toparlamış ki sormayın. Savaş ayetini hatırlıyor musunuz? Kütübe aleyküm kıtel ayetini, cihad ayetini, kıtel ayetini bismillah. Kütübe aleykumul kıtelu ve huve kurhun leküm. Aslında biliyorum diyor Allah, savaş zor bir iş. Şu anda biz Doğu ve Güneydoğu'daki zor ortamda olmak istemezdik. Allah onlara da huzurlar versin. Vallahi versin. Her gün kendi başıma özelde ve genelde yürek destekli, gözyaşı imzalı dua etmiyorsam namerdim ediyorum.
Onların huzuru kadar kendi huzurumu, benim huzurumu kadar onlar benim huzurumu düşünmesi lazım. Biz kardeşiz. Üç aşağı beş yukarıyız. A kaleminde ben iyiyim, B'de o iyidir. Bu toprağın çocuğudur. Ama bir imtihan geçiriyoruz. Nedenlerini senden daha iyi biliyorum. Ben barış çubuğu tüttürmek için bunu söylüyorum. Vessulu hayrun. Barışçıl çözüm diyor Allah. En etkili, en hayırlı yöntemdir. Dolayısıyla arkadaşlar, savaş, Orta Doğu'daki savaşları görüyorsunuz. Yani güçler dengesine orantısız savaşları görüyorsunuz. Hep Müslümanlar şu anda orantısız bir güçle cevap vermeye çalışıyorlar. Filistin'de orantılı bir güç mü var? Nesi var Filistinli'nin? Nesi var Suriyeli kendi yerel halkın? Nesi var? Uçağını gelen bombalıyor. Alıp gelen bombalıyor. Kimse de bir şey diyemiyor. IŞİD ejderha oldu. Kılına dokunmuyorlar. Arkadaşlar oradaki kendi çarşıda, pazarda dolaşan halkı hastane bombalarlar. Fırın bombalarlar, pazar bombalarlar. Dünya Müslüman kopukluğu da kopuklar sürüsü gibi olmuş. Allah affetsin. Birlik, beraberlik, kardeşlik, bacılığın dünyadaki tadını çıkaracak bir kaynaşma lütfetsin. Bundan da güzel yararlanarak gerekeni yapıyorlar. Zor şeyler savaş diyor. Kürhünle küme. Mesela zor geliyor. Zorlanıyorsun, tamamdır. Ama diyor bir şey söyleyeyim ben. Ve asa en tekrahu şeyen fe ve hayrun leküm. Bazı hoşuna gitmeyen şeyler de hayır vardır. Haberiniz olsun ya. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.